Ha da re devam ke diyecektin. Herkesin kafasına vuracaktın. Sen gittin sahasında Galatasaray'ı yendin. Hakemi de yendin. Konya maçını bile sen bu %70 üstünlük varken yenemedin. Yani sen ne kadar ben gönüllerin şampiyonum desen de federasyondaki bu karanlık federasyonda yaşanan süreç seni şampiyon etmedi işte neticede. Ama sen Urfa'ya gitseydin Urfa'da Galatasaray yenecektin. Bu karakterli oyunculara güvenmediniz. Yönetiminde bir futbolcunun, eski efsane bir futbolcunun olmasını istedi. Volkan Demirel'e gidildi. Ecmel Başkan bir şey uydurmuyor. Ecmel Başkan saptama yapıyor. Alnını öperim senin. Budur işte. Terim evet. Abi hoş geldin. Ha da re devam ke. Sezonun son böyle. Programı. Evet. Güzel bir sezon geçirdik be Aydın. Gazeteciliğin görüş açığın, bakış açığın, bizim haberleri, kendi bilgileri... Kendi mı diyorsun abi? Radar adına mı diyorsun? Radar adına başkanım. Ha radar adına. Güzel derken zaten sezon, sezon adına yani futbol adına federasyonda olan bitenler, işte Urfa'da olan bitenler onlar bunlar. Dünya kadar malzeme getirdik. Hakemlerin, avukatlar vasıtasıyla milleti dava etmesi, şusu, busu. Yani Mehmet Büyükekşi'nin çift aylıklı. Federasyonla süreci götürmesi. Federasyonun götürmesi. Süreci Erden Timur, Yusuf Günay mevzuları, Yalçın Orhan mevzuları dünya kadar biz malzemeyi aldık. Buyurun futbol ailesinin değerli büyüğü Sayın Ali Koç değerlendirin dedik. Değerlendiremedi, yapacak bir şey yok. Sonrasında da İsmail Hoca da bana kızıyor eyvallah ona da hürmet ediyorum. Başarı başarısızlık ben ne dedim sen konferans ligini al. Bırak ligi migi. Bir radar alayım o zaman İsmail Kartal. Tabii canım yani. Bir alayım. Çünkü sonuçları etki edecek bir hata yapmadım ben. Ben de insanım. Ben de dört dörtlük değilim. Her antrenörün eksiği olabilir. Hataları olur. Biz de insanız. Olabilir. Ama bizim neden kaybettiğimizi siz biliyorsunuz. Geçen hafta çok net örneği yani. Daha başka geriye gitmeye gerek yok. Çok net. İsmail Kartal dönemi sona erdi diye düşünüyorum. Ya şimdi gönüllerin şampiyonluğu hikayesi böyle gönüllerde kalır. Niye Dursun Başkan sürekli söz değiştirdi, laf değiştirdi. Yok öyle demedi, böyle dedi, böyle dedi, şöyle demedi filan falan. Ne dedik biz o zamanlar söylediğimizde? Adam 70 küsur yaşında. Ne söylüyorsa söylüyor. Günün sonunda Galatasaray camiası ne diyecek? Takımımızı şampiyon yaptı diyecek. Demiyor muyduk? Diyorduk. Öyle de olmadı mı oldu. Sen gittin sahasında Galatasaray'ı yendin. Hakemi de yendin. Hakem senin üzerine geldiği halde. Ciku'yu haksız yere attığı halde. Değil mi? Yendin. Sezon içinde sen Samsun, Konya maçlarında, Sivas maçında. Evet orada var hakem ama Konya maçını bile sen bu %70 üstünlük varken yenemedi. Galatasaray gitti. Icardi'nin iz bırakan golüyle işi bitirdi. Ondan sonra zaten Galatasaray takım açıldı. Farkında değil misin? Tabii, yani. Tabii. Şimdi sonra ne derler İsmail Hoca? İşte gönüllerin şampiyonu. Koca sezonda 100 günde sen dünya kadar şey bıraktın. Süper Kupayı kendi eline teslim ettin. Konferans Ligi'nden hem orada hata yaptın. Yanlış oyuncuları oynattın. Katılıyorum. Olması gereken oyuncuları oynatmadın. Buraya geldin. Çıkartmaman gereken oyuncuları çıkarttın. Konferans Ligi'nden elendin ki tamamıyla bütün benliğinle oraya bağlı olman lazımken. Sonra ben eski dostum eyvallah ama ben söylüyordum. Diyordum ki kardeşim günün sonunda gazetemde de yazdım söyledim. Derler ki Fenerbahçe Spor Kulübü internet sitesinden. Yani ya işte gönüllerin şampiyonusun falan filan ama neticede hocam kusura bakma verdiğin emekler için teşekkür ederiz. İyi günler derler dedik. Sonuçta günün sonunda da bu böyle olacak. Yani neticede Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım da seçilse, Ali Koç da seçilse İsmail Hoca ile devam etmeyeceği net. Abi ortaya şöyle sorayım hatta sana. Hatta Saadettin Saran bile başkan adayı olup seçilseydi o bile devam etmeyecekti. Ay yani. Zaten ilk Hoca ile ilgili B planı olan oydu. Tabii. Şöyle sorayım abi sana. Ben hep ne dedim? Çok özür dilerim. İsmail Hoca'nın kendisini sorması lazım. Dışarıda söylenenler, Feridun söyler, Ahmet söyler, Mehmet söyler. Eyvallah. Sen diyecektin ki hocam başkan devam ediyor muyum ben? Etmiyor muyum? Senin muhatabın başkan netice itibariyle. Başkan da sana şöyle diyebilirdi. İsmail Hoca devam edip etmeme konusunda karar veremiyorum. Önce bir seçim var biliyorsun der. Bir iki gün nefes alırdı filan. Ama sen bunu hissederdin değil mi? Şimdi 90 küsur puan toplasan da en son geçip de İstanbulspor'a 10'ca gol atsan da iş değişmiyor. Mesela Serdar Dursun'un sevincini ben bir türlü anlamlandıramıyorum yani. Ya bırak başını ya yürü git ya kardeşim ya suyum yiyor. Ne gerek var yani millet zaten gitmiş şampiyonluk gitmiş. Yani sen ne kadar ben gönüllerin şampiyonum desen de federasyondaki bu karanlık federasyonda yaşanan süreç seni şampiyon etmedi işte neticede. Şimdi bu sezon Fenerbahçe kadrosunu çok konuştuk. Yani İsmail Kartal üzerinden gideceğim. Şimdi Allah var. İyi kadro kuruldu. Baba bak Ali Koç Başkan'a biz ne dedik? Takımla ilgili bir eleştiri yaptık mı? Yok. Yani bu kadroyla mutlaka az önce sen de girişte söyledin. Bu sezon çok şey konuştuk ama İsmail Hoca
kritik yerlerde kritik puanlar kaybetti. İşte Konya'nın hali ortada. Fenerbahçe gitti orada. Maçı neredeyse verdi. Kaybediyordu yani. Maçı verdi. Kaybettiydi, şampiyonluğu da verdi. Dolayısıyla ya 10 üzerinden kaç veriyorsun abi İsmail Hoca? Neyine vereceksin abi? İkinciye 10 verilmez, 9 verilir. 9. 9 neyine yarar? 10 büyük. Geçmiş olsun. Yani ben dedikçe işte böyle oluyor. Evet. Türkiye Kupası gitti, Süper Kupa gitti, Lig Kupası gitti ve aslı zatında Sayın Ali Koç'u da İsmail Kartal'ı da böyle el üstünde tutturacağı tek bir kupa vardı. Konferans Ligi Kupası. İnanılmaz bir şey. Neyinle, bütün varlığınla oraya kilitlenip o kupayı alacaktın. Bir de şu açıdan da önemli değil mi o? Yani bak kardeşim ben Avrupa'da bu işi yapıyorum. Allah'ını öperim senin. Budur işte. Bak bana burada her türlü oyunu yapıyorlar. Federasyonu, hakemleri, osu, busu, medyası, şuyla, şuyla, buyurla. Ama bak ben gittim çatır çatır Konferans Ligi'ni aldım getirdim bu işi diyecektin. Herkesin kafasına vuracaktın. Yaptıracaktın 1 milyon tane, 5 milyon tane o Konferans Ligi kupası milletin evine dağıtacaktın. Hakemlere, makemlere, federasyon başkanına gönderecektin. Ama abi sen Konferans Ligi'ni değil Karagümrük maçını düşündün. Sen Konferans Ligi'ni değil aman oyuncum sakatlanmamasını düşündün. Şimdi bunlar olunca eleştiriyi de hak ediyorsun netice itibariyle. Aydın, el insaf ya. Katılıyorum. Yani dünyanın neresinde olursa olsun şu hatalardan dolayı Konferans Ligi'nden sonra bile gönderilir. Hatta ben Samsun maçından sonra ben yönetimi yerinde olsam İsmail Hoca ile yollara ayırdım. Radara seçimleri alıyorum. Ne diyorsun? Şimdi Galatasaray maçının kazanılmasından sonra bir hava oluştu. İlk defa Fenerbahçe taraftarı sezon başından beri şunu diyordu. Hakemler rakibimize kartlarını vermiyor. Bize her pozisyonda kart veriyorlar. Gitti Fenerbahçe evinde çatır çatır yendi. Eze eze yendi. Galatasaray takımı 8 kişi bile kalsa Fenerbahçe'yi yenemeyecekti o gün. Öyle bir karakterli oyuncu grubu var. Dzeko, Tadic, Fred çok önemli. Şanssız bir zamanda geçti. Bakma Bekao, Cicu'nun sakatlıkları şunlar bunlar. Ozvar Wölden'in dönüşü, Osayi'nin varlığı, Ferdi'nin muhteşemliği. Şimdi iş asıl mevzuya geliyor. Bu oyuncuları kaybetmeden üstüne oyuncu ekleyebiliyor musun? İşte yöneticilik becerisi bu. Herhalde bunu yapacaklar. Ya bilemiyorum. Çünkü Ali Koç'un o sözleri. Şimanski'nin sözleşmesinde madde var. Ferdi'ye söz verdi. Herhalde kalmayacak dedi Sayın Ali Koç. Biliyorsun yani kendi ağzıyla açıklaması var. Tutamayacağız herhalde Ferdi'yi demedi. Normal de bu arada. Kolay değil yani. Tutmak da normal. Yani kolay adam değil. Da diyor ki ya kardeşim ben mücadelemi son dakikaya kadar verdim. Al sana 30 milyon euro da para getirdim. Yok mu diyeceksin yani? O da var yani şimdi. Ama bu kadroyu muhafaza edip üzerine birkaç eklemeyle seneye hakemmiş, federasyonmuş, vasıf kimse kalmaz. Çatır çatır doğru bir hocayla, futbolun doğrularını sahaya yansıtabilecek bir hocayla, konuşmasıyla, üslubuyla takımları, rakipleri anlatan, kendini anlatan, kendinin neyi doğru, neyi yanlış yaptığını söyleyebilen bir hocayla birlikte yepyeni bir sezonda yepyeni bir kapı açabilirsin. Şimdi Galatasaray maçından sonra biraz evvel sorduğun soru üzerine söylüyorum. Sayın Ali Koç'un Galatasaray stadına gitmesi, Rams Park'a, orada gövde gösterisini yapması, sonra dönüp Samandıra'ya gitmesi, şu bu Fenerbahçe camiasında taraftarında alıcısı oldu. Herkes bir başladı, doğru mu? Bir de bir psikolojik üstünlüğü de ele geçirdin. Yani Galatasaray Konya maçının ilk dakikalarında hiç yoktu hikaye. Panik atakla bastırdı falan filan. Katılıyorum. Yani sen bunu yaptın. Ama sen Urfa'ya gitseydin, Urfa'da Galatasaray'ı yenecektin. Bu karakterli oyunculara güvenmediniz siz. Karakterli oyuncular çatır çatır orada oturacaktı, yenecekti. Gelecektin, alacaktın kupayla. Bu sefer orada darmadağın olacaktı. İş bayağı değişirdi bence. İş bambaşka değişecekti. Liga açısından da çok değişirdi bence. Şimdi kongreyle ilgili sorduğun için bu puanı Ali Bey aldı. Sonrasında da zaten Aziz Bey aday olunca Aziz Bey'e bırakmamak adına aday oldu. Yani Aziz Yıldırım adaysa ben ona yedirmem burayı deyip aday oldu. Sözleri de o şekilde. Net ya, net. Evet, hayır kendisi net. De söyledi sanki zaten. Sanki Fenerbahçe'yi çalmış, çırpmış, Fenerbahçe üzerinden menfaat elde etmiş Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'yi çok kötü günlerden geçirmiş falan filan. Ya ben bir gün korkuyorum Ali Koç Sayın Başkan böyle gerilecek, sinirlenecek ki 10 gün içinde çok enteresan şeyler olacak. Sana söyleyeyim bu yayına girdikten sonra hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç birbirlerine bel altı girecekler. Ben sana söyleyeyim. Orada tekin altındaki taşlar şunlar bunlar. Ama o sinyaller verildi zaten. Veriliyor zaten. Hep böyle ortada tuttular. Fenerbahçe üzerinden kavga ettiler. Şimdi ne olur? Şimdi ne olur? İş şampiyonluk Galatasaray'a geçti. Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını başlayacak yapacak. O gün şampiyonluk kutlamasını engelledin. Belki de hani şampiyon olmayı da engelleyebilirdin. Konya direnemedi. Ama bugün
şeyde Aziz Yıldırım ve ekibinin çıkışına bağlı. Şimdi bir herkes onun yönetimini kötülüyor. Aziz Yıldırım tarafının yönetimini kötüleyen Ali Koç tarafı var. Ali Koç tarafını kötüleyen Hamdi Akın'dan Acun Ilıcalı'ya kadar karalamaya başlayan Aziz Yıldırım tarafı var. Şimdi bu taraftan bakıldığında kimin ne kadar etkin olduğunu yaşanacak bir 10 gün içindeki kavgalardan, açıklamalardan, demeçlerden falan filan dem vurulacak. Yani ilk başta söylenecek 6'da 0 çektin denecek. Ve şu denecek yani sen 100 günde 4 kupayı ellerinle kendin teslim ettin denecek. Ağır Fenerbahçe çok ağır geçirir bu süreci. Ve etekteki gizli kalmış kafaların arkasında bilinçaltında yerleşmiş birçok şeyde açığa çıkar. Ve çok sert açığa çıkar. Bak sana söylüyorum. Çok çok sert, çok ağır. Biri sakinliğini bozarsa yandı Keten Elba. Peki. Gelecek seneyi de kaybeder Fenerbahçe. Bak bu çok önemli bir şey söylüyorum. Bunun altını çiziyorum. Bu kapışma, bu kavga eğer fitili biri ateşlerse, bel altı girerse Fenerbahçe'nin gelecek seneye de gider. Volkan Demirel'le Oğuz Çetin'i bir almak istiyorum abi. Ya onunla şimdi, ilgili enteresan bilgi var sende. Tabii. Volkan Demirel mevzusuna enteresan. İlk defa Fenerbahçe'de bir başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım geçmişten gelen isim. Yönetiminde bir futbolcunun, eski efsane bir futbolcunun olmasını istedi. Volkan Demirel'e gidildi. Volkan Demirel'e tabii teknik direktörlük hayali var Volkan Demirel'in. Öyle ya da böyle Fenerbahçe'de bir gün mutlaka teknik adam olmak istiyor mesela. En büyük hayali bu. Ve çok bugün, normal. Bir gün Fenerbahçe'yi de o kulübede taşıyabileceğine inandığım bir karizma ve bilgi birikimi, takım içerisindeki etkisi. Hatay'da yaşadık bunu. Takım evet kötü gitti, evet şunlar yaşandı bunlar ama Hatay'ın yaşadığını bu ligde çok kulüp yaşamadı yani. O yüzden de Volkan bu teklifi kabul etmedi. Ama Oğuz Çetin'in neden kabul etmediğini anlamadım ben. Yani, Oğuz Çetin de mi kabul etmemiş? Tabii Oğuz Çetin de kabul etmiyor. Her ikisi de Volkan'ın hadi haklı bir sebebi var. Haklı sebebine para kazanıyor. Bu işe gönül koymuş. Teknik adam olmak istiyor. Fenerbahçe'de bir gün mutlaka olmak istiyor. En büyük hayali ve bugüne kadar denenmiş olan Rıdvan Dilmenler, Oğuz Çetinler, Turan Sofoğullar, İsmail Kartallar bunların hepsinin üzerinde eski Fenerbahçeli oyuncu olarak bir şeyler yapmak istiyor. Böyle bir ideali var. Onu Volkan'ı anlarız. Ama Oğuz Çetin'i ben anlamlandıramadım. Ya yani Oğuz Çetin'e böyle bir yöneticilik teklifi gelmiş. Keşke Ali Koç da başkan da isteseydi. Aziz Bey de böyle bir yol seçti. Çünkü futbolu bilen bir adamın hiç bugüne kadar yönetimde olması istenmedi. İlk defa istendi ama Oğuz Çetin kabul etmedi. Tabii para kazanılıyor dışarıda farklı yerlerde. Burada profesyonel olarak çalışmak daha mantıklı geliyor Oğuz Çetin gibi isimlere. Ama Aziz Bey'in çok kırıldığını söyleyeyim. Öyle bir durum yaşamışlar. Evet. Şimdi Ecmel Saralı biliyorsun ben bir röportaj yaptım. Evet. Sansürsüz Futbol'da ve bir bölüm çok dikkatimi çekti. Aslında senin verdiğin bazı bilgileri de İstanbulspor Başkanı neredeyse birebir doğruladı. Tehlikeli mi buluyorsunuz Mehmet Büyükekşi'yi siz? Ya hep tehlike olsa ne olur? Tehlike bak bir sorular, insan... Tuzak sorular. Tehlike bak. Kişiliksiz tehlike ise adam kişiliksiz. Karaktersizlik tehlike ise adam karaktersiz. Adamın işi gücü yalan konuşmak, yalan vaatler, yalan bilmem neler bilmem. Kişilik sorunu var adamın zaten. Sıkıntı orada zaten. Nedir o? Tarafsız kalamıyor. Böyle mi yönetileceğiz biz? Adam Galatasaraylı ya. Bunu şey etmeye gerek yok. Ya şimdi sezon başına bir Aydın Cingöz. Sen de burada yaptığımız bütün programlarda. Üçüncü programdı galiba. Tabii. Mehmet Büyükekşi ile ilgili söyledi. Dört müydü hatırlayamadım ama. Ya ikinci ya üçüncü programda evet. Mehmet Büyükekşi'nin ne kadar fanatik bir Galatasaraylı olduğunu. Gaziantep'te çalıştığı, başkanlık yaptığı dönemde de altyapı hocaları da dahil olmak üzere futbolcuların da çok şahit olduğu. Nihat Özdemir'le maç izlerken Nihat Özdemir'in yanında da ne kadar sert bir tavır sergilediği ile ilgiliydi biliyorsun. Bütün bunları söyledik. Hepsini zaten kimse de inkar etmedi. Netice itibariyle Ecmel Başkan da aynı şeyi söylüyor. Yani oradan kopamıyor diyor. Öyle yani, yönetiyor. Kopamıyor. Çünkü bunlar benim ifadem değil. Hakemlerin ataması, hakemlerin ceza alması da dahil olmak üzere birçok konuda bizim söylediklerimizin aynısını Ecmel Başkan da söylüyor. Şimdi bu neden önemli? Bunlar daha çok yakınlar. Bak kulüp başkanları oldukları için birçok ortama giriyorlar. Her yerde görüşüyorlar, konuşuyorlar, fikir alışverişinde bulunuyorlar. Onlara daha çok bilgi geliyor. Nasıl Yusuf Günay'ı içeride sinsice diyor ya Ecmel Başkan. Orada diyor su yürütüyor diyor. Zaten biz buradan söyledik Erden Timur vasıtasıyla Galatasaray'ım için gerek de her şeyi yapıyorum dediğini biliyoruz. Siz Galatasaray yönetimi olarak Sayın Yusuf Günay'ın federasyondaki temsilinden memnun musunuz?
Buradaki konuların hepsinde Yusuf Bey orada gerekli tüm şeyleri yapıyor. Onu söyleyebilirim. Birebir. Eksik olsaydı eksiği de çok rahat söylerdim. Bunu söylediğinde kameralara sen buradan canlı canlı koydun. Öyle değil mi? Evet. Erden Tümür ağzıyla belki de kaçırdı ağzından. Çat çat söylüyor, bizim için gereğini yapıyor diyor. Nasıl ki Ali Dürüst zamanında ben Galatasaray menfaatleri için istifamdan geri dönüyorum dediği gibi aynı şeyleri söyledi. Ecmel Başkan bir şey uydurmuyor. Ecmel Başkan saptama yapıyor. Biz nasıl saptama yapıyoruz? Bak Kerem Aktürkoğlu küfür ediyor. Aleni belli, pat ceza. İşte Ali Bey diyordu ki yani biz bu sistemi bu kez yeniyoruz. Sistemi yeniyoruz dediği günden sonra bir sürü hikaye oldu. Galatasaray stadına gidilmesi, orada yaşanan sürecin cezalarının verilmesi, çok ağır cezaların verilmesine rağmen Kerem Aktürkoğlu'nun küfürüne, hakaretine ceza verilmedi mesela. Ya bu sistemi yenmek kolay değil öyle işte. Adam her türlü senin önünde. Çünkü federasyonda da güçlü. Yani kendi Galatasaray camiasında da güçlü. O kalkanı kırmak, geçmek öyle kolay değil. Ben diyordum ya seni kılıçıyla yerler, böyle sıyırır atarlar Sayın Ali Koç'a, yaptılar. Peki tam burada Ali Koç'a ben bir soru sordum. Sizin son federasyonla ilgili yaptığınız basın toplantısını biliyorsunuz TRT Spor, A Spor ve beIN Sports haber vermemişti. Şu anda da sizin basın toplantınızı yine bu kanallar vermiyor. Vermiyorlar mı? Riyad'la ilgili. Daha önemli işte. Vermiyorlar. Riyad'la ilgili. Belki çok yoğun programınız olduğu için gözden kaçırmış olabilirsiniz ama Galatasaray'ın son yaptığı basın toplantısında Dursun Özbek sizi işaret etti. Sorumlu olarak federasyon gibi Dursun Özbek de belki de ağzından kaçırdı, sizi işaret etti. Sizin en büyük vaatlerinizden bir tanesi bu yapıyla mücadele etmek. Ali Koç dedi ki aslında altının özetini yaptınız dedi, konuyla bir yerde hızlı yıldırıma bağladı. Şimdi bağlar. Bir şey açık bir ortaya çıktı mı, senin sorun muhteşemdi bir kere. Sayın Ali Koç oturduğu kürsüde dururken kendisine yöneltilen soruların kimler tarafından yöneltildiğine bakıyor ve kafasında bir kurgu geçiriyor. O kurguyu geçirdiği zaman o soru aklında kalmıyor, cevabını veremiyor. O gün çok güzel sen kavisli muazzam bir orta yaptın, alıp göğsünü yumuşatıp indirebilir, golü atabilirdi, atamadı. Şimdi sen orada diyorsun ki bak yayınlamıyorlar diyorsun. Şimdi iki tane gerçek var. Yaşadık kardeşim. Aziz Yıldırım basın toplantısına da gidildi. Aziz Yıldırım bütün basın toplantısını yayıncı kuruluşta dahil olmak üzere. Hepsi verdi. Hepsi, bütün A Spor'u, TRT'si değil mi? beIN Sports'u. beIN Sports hepsi verdi işte. Ama sen Ali Koç'sun, sen vermiyorsun. Sen bu düzeni yıkmak, bu düzene çomak sokmak istiyorsun. Sana sorulan bu soruya çatır çatır cevap vermen lazım. Ya Koç ailesi olarak da bir reklam vericisisin neticede. Gücün var. Ve böyle bir gücün var. Bu adamlara reklam vermiyorsun demek ki. Şimdi ben burada abi güçlü bir kadro görüyorum. Babacığım ben buradan söyledim. Mehmet Büyükekşi bunları gidip Cumhurbaşkanı'na söylemiyor. Bunu söyleyen Osman Aşkın bak. Sayın Bakan söylüyor. Buradan söylediğimiz halde Sayın Ali Koç hiç ağzını açıp da Sayın Osman Aşkın bak'la ilgili tek kelime etmedi. Çünkü o basın toplantısında, son basın toplantısında söyledi. Soracağım dedi. Bir ama bakan var. Lazım. Bakan aradan ismini vermedi. Mehmet Kasaboğlu, Mehmet Kasaboğlu'nun kardeşi Osman Aşkın bak. Oradalar. Onlar gördü. Canlı yaşadı. Hepsi birlikte karar verdiler. Niye Ali Koç'un kucağına bırakıldı bu bomba? Onu anlatması lazım. Osman Aşkın bak. Neden Sayın Cumhurbaşkanı'nı? Ne sen anlattın? Bunu birkaç kez de söyledin. Hala üstü. Çünkü bilgim var. Ben ne konuşulduğunu, ne yapıldığını, kimin söylediğini biliyorum. Mehmet Büyükekşi ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmediğini de biliyorum. Ama Ecmel Başkan'ın röportajında ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi de şöyle bizi doğruluyor. Dedim ki kulüpler birliği olarak, çünkü Ali Koç demişti ya, bir de biz gidip anlatalım Cumhurbaşkanı'na diye. Kulüpler birliği olarak dedim talep ediyorsunuz ama reddedildiğinize dair bilgiler geliyor Cumhurbaşkanlığı'na, evet. Görüşmeyi. Dedi ki bizim, ben hatırlamıyorum talebi ama Ankara Gücü Başkanı o zaman talep etti. O zaman dedi alamadık dedi. Yani bir şekilde engelleniyor bu görüşmeler. 4 kez istendi. 4'ünde cevap gelmemişti. Sonrasında bir kısa bir görüşme ama yapıldı. Ama engellendiği o, gerçek. Engellendiği gerçek canım. Yani gerçek tabii, son bir görüşme, ayaküstü bir görüşme oldu ama orada da tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanı ile Ali Koç'un arasındaki görüşme net bir şeye bağlanamadı. Çünkü o kadar 7-8 dakikalık, 10 dakikalık görüşmeyle hiçbir şey anlatılamazdı, anlatılamadı. Bunu özellikle şimdi şu bak, açıdan, abi özür dilerim, geçen hafta Radar'da sen dedin ki, ki Galatasaray maçından sonraki ilk programda, dedin ki kardeşim aslında bugün Galatasaray maçında birçok şey gündem değişmiştir. Fenerbahçe'nin net olarak bu düzeni yıkacak bir
Başkana ihtiyacı başkana var. Başkana ve işte yönetime ihtiyacı var. Şimdi düzeni o zaman şöyle İkna edecek ya. Olan, ikna edecek seçimlerde kamuoyunu ikna edecek mesele budur, budur dedi. Şimdi. Şimdi bu tarafa bakın sen ne diyorsun? Sen gazetecilik yapalım o zaman. Sen şu şartlarda, şu oluşumda Ahmet Ağaoğlu sahaya girdi 15 gün hak mahrumiyeti aldı biliyorsun orada. E sen sahaya gittin, tribün yok, taraftar yok. Hadi kendince şov yaptın. Eyvallah bak hadi eyvallah. E sana dünya ceza verdiler. E sen hani bu düzeni yıkamamışsın yine. Belki bir o dakika. Trabzon maçında faturasını şimdi, o zaman bir kesememişlerdi. Birlikte kestiler belki de. Sen basın toplantısı yapıyorsun. Merkez medyadan hiç doğru düzgün bir şey görüntü veremiyor. Aziz Yıldırım yapıyor. Görüntü her türlü var. Doğru mu? Şimdi bu bir güç gösterisi aslında zaten. Bir haberci gazeteci gözüyle baktığında arkadaş senin yıkamadığın bir düzen var ama daha yıkmak için başkan bile olamayan sadece aday olan Aziz Yıldırım bütün her şeyi medya hop hepsi yayınlıyor canlı hop öbür taraftan başka işler geliyor filan. Ama tam da Ali şimdi, Ali Koç da burada diyor ki Aziz Yıldırım şimdi bu birlikteler diyor. Birlikte hareket ediyorlar diyor. Açık açık da bunu söyle. Çok kötü, çok çirkin bir söylem. Bak bu çok ağır bir söylem. Yani şampiyonluğu sen de istemiyorsun dediğin zaman aslında o istemeyenler için de engellemeye çalışanlar için de Sayın Aziz Yıldırım sen de varsın demeye getirdi ya Ali Koç. Söyledim çok ya. Büyük hata. Aynaya bak çok dedim. Büyük yanlış 2018'e dönülür. 2018'de de Konya maçı da dahil olmak üzere 3-0'ken 3-2 oldu. Sıkıntılar başladı. Biliyorsun başkanlık mevzusu gündeme gelince Fenerbahçe Spor Kulübü'nden alışveriş yapmayan diyenler oldu. Bizim Abdülkerim Durmazlar falan filanlar bile. Hasan Doğanlar vardı o zamanlar. Sosyal medyaya hakim insanlar o zamanlar diyordu ki tribüne gitmeyin, maçlara gitmeyin. Kaç kişi oynuyordu Fenerbahçe o zaman? Tarihin en az seyircisini oynuyordu. Belki de 2018'de şampiyonluğunu istemeyendi Sayın Ali Koç'tu o zaman. Şimdi bu örtüştüğünde her iki tarafta birbirine bunları söyleme hakkına sahip değil. Çünkü iki tarafta aynı şeyi uyguladı. Yani sen haklısın, sen haksızsın demenin bir anlamı yok. Çünkü ikiniz de 2018'de Sayın Ali Koç ve ekibi uyguladı. Bu dönemde de ki çok sonradan girdi Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Saadettin Saran açıklamıştı. Ali Bey açıklamıştı. Teknik adamlarla görüşmeler. Bak ne, namussuzum ya. Saadettin Saran yaşıyor kardeşim. İlk görüşen o. Şey ilk gündeme getiren hem Conte ile Mallorca'ya gittiklerinde, Monaco'ya gittiklerinde hem Conte ile hem menajerlerle hem Mourinho ile FaceTime görüşmesini yapan burada yayında söyledik. Doğru. O zaman Saadettin Saran'ın görüşmesi İsmail Hoca'yı ya da Ali Koç'u ya da Fenerbahçe'yi engellemeyi etkilemiyordu da Sayın Aziz Yıldırım çıktı herkesten sonra söyledi diye mi? Pioli miydi? Pioli. Onunla buraya geldi, Samandıra gözdi, oraya buraya baktı. Samandıra dedi, ev bakmaya gitti özür dilerim. Şimdi o zaman Ali Koç da bakıyordu hoca. Çünkü bak inanmamışlık sana çok şey kaybettirir. Neden biliyor musun Aydın? İnanmadığın için Euro Lig'e gittiğinde sana Ocak ayında bilet söylediler. O gün yayında da söyledik. Sen bilet talebi bile yapmadın. Çünkü takımının gideceğine inanmıyordun. İnanmıyordun. Gidemez diyordun. Evet görüyordun takımı daha çok. Ama her ihtimali değerlendirip sen oradan 2000-5000 bilet talep ederdin. Parasını öderdin. Sonra alırdın biletleri. Gidemedin. Biletleri iade ediyorsun. Parasını geri alıyorsun. Hani eski zihniyetli yönetici olsa bunları satar da borsadan şeyden bile ne diyorlar ona? Kara borsadan bile indirirdin parayı. Atıyorum yani. Böyle bir şey yapılmaz da. Ama neticede sen o biletleri bile almadın. Sonra oraya giden taraftarların çoğu sokakta kaldı. Kavgalar, gürültüler, onlar bunlar. Tribünden ses çıkmadı. Farkında mıydınız? Maçı izlediniz değil mi? Ben geberdim maçta. 50-51 olduğunda. Geldi dedim. Kupa gidiyoruz finale Fenerbahçe dedim. Olmadı. İşte bak bunlar öngörememek. Bunlar önceden gard alamamak. Şimdi bu savaşın, bu kavganın galibi kim olacak? Hep kaybedeni Fenerbahçe. Hep kaybedeni Fenerbahçe taraftarı oluyor. Sonra vaatler, onlar bunlar havada uçuşuyor ama seni biliyorlar. Maddi manevi desteğini biliyorlar. 83 milyon dolar para verdiğini biliyorlar. Bunu almayacağını da onayladı kongrede Sayın Ali Koç. Ama onun da detayını anlatayım ben sana. Anlat güzel abi. Arkadaşım. Olaf sana mıydı bu arada? Tabii bana. Yazdıran ve yazan şerefsizler dedi ya. Ben kendim bunu uydurmadım. Bu rakam doğru mu? Rakam doğru, bende evrak var. Bak çıkarttırmasınlar bana. Ya olabilir canım. Yani Sayın Ali Koç'un kulübe para verdi. Rakam nereden var? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Sayın Ali Koç açtığında kulübü denetçiler geldi oraya. Bir sürü bu işleri bilen hesapçı kitapçılar. Tamam mı? Denetlemeciler geldi. Geldiğinde de o evraklarda hepsi yazıyordu.
Gelecek sezonun 57 milyon dolar hiç transfer yapmadan nasıl başlayacağını ben nereden bileyim? Değil mi? Yok, bu seneye daha yeni. Tamam. Sayın peki. Saadettin Saran'ın evrakları inceledi. Buyurun dediler. Evet, çok büyük iş. Eyvallah, muazzam. Sevindik, geçmiş yıllarda olmuyordu bu. FB TV'den de verilmiyordu. Bak ne güzel, alkış Ali Koç'a. Muazzam Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında verdi. Basın toplantısını canlı verdi. Bu abi, Fenerbahçelilik bu. Siz Fenerbahçe'nin yani kavganın, gürültünün içinde beslenip bir şey kazanabileceğini mi zannediyorsunuz? Kazanamaz. Hiçbir zaman da kazanmadı. Yıllarca hep kaybetti. Peki, günün sonunda 83 milyon doları söylediği şu. Ben Ali Koç olarak bu verdiğim parayı Aziz Yıldırım kullanmasını mümkün kılmayacağım. Şimdi buraya kadar tamam mıyız? Sonra Saadettin Bey'in adamlarında hepsi yöneticileri de Saadettin Bey de biliyor bu rakamı. Bunu Aziz Yıldırım'a kullandırmayacağım, mümkün kılmayacağım diyen Sayın Ali Koç. Sonra Sayın Ali Koç aday olmasın diye Saadettin Sarı'nın ofisine gitti mi? Gitti. Ricada bulundu mu? Çünkü Cuma'ya kadar vakit vermişti. Cuma'ya kadar vakit verdikten sonra Saadettin Saran ve ekibi şunu diyordu. Ali Koç bu dakikadan sonra aday olsa da biz de adayız diyorlardı. Aziz Yıldırım da çıksa adayız diyorlardı. Sonradan Ali Bey'in nezaket ziyareti sonrası orada konuşurken bak Saadettin, Aziz Yıldırım aday oluyor. Bunu yenebilmem için sen aday olma ricasında bulunuyor. Bak ömrüm boyunca ben bunu unutmayacağım diyor Saadettin Saran'ın yüzüne. Bu ne demek biliyor musun? Türkiye'nin bir numaralı ailesinin ferdi bir tane Saadettin Saran'a söz veriyor. Diyor ki ömrüm boyunca unutmayacağım ben bu yaptığın iyiliği aday olmazsa. Jestle çünkü. Bu nasıl bir çünkü, jest değil mi? Ama bir taraftan da şöyle tabii. Ben onu da şöyle doğru bulurum. Saadettin Saran da Fenerbahçe'deki bütün geleceği bu seneki birkaç hafta içerisinde bitti. Adayım dedi, bir şey oldu. Çekilince bütün Fenerbahçeliler dediler ki kardeş. Yalancı çobana dönüyor. Kardeş derken de yanlış anlaşılmasın. Ya kardeş tabii patronuz, canım yani. Allah Allah. Sayarız severiz. Artık bu defter senin için kapandı nokta. Yani yalancı çobana döndü. O defteri bitti. Kapattı yani. Kendini ateşe attı. Doğru. Sebebi ve gerekçesi de Ali Koç'un, Sayın Başkan'ın şu sözü. Ömrüm boyunca yaptığım bu dostluğu unutmayacağım. Bitti. Sonrasında ne dedi? Benim yönetim kurulumda hani tarihin en hazır yönetimi diyordu ya Sayın Saadettin Saran. Ben de söyleyince bana kızıyorlardı. Niye sallıyorsun Saadettin Saran? Ne sallamıyorum? Ben bilmiyor muyum adamımı arkadaşımı kastenelim? Ne dediğini, ne yapacağını, nasıl konum alacağını ben bilmiyor muyum? Atacağı adımı biliyorum ben. Günün sonunda ne oldu? Aday olamadı. Günün sonunda ne oldu? Söz verdiği, birlikte aylarca mücadele ettiği, en hazır yönetim kurulu dediği, oradan iki tane isim verdi. Hele biri çok değerli. Şu anda bile Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 4 yıllık anlaşma gereği sponsor olarak 4 milyon 200 bin euro, 4 milyon 800 bin euro, 1 milyon 200 bin euro olmak kaydıyla primler, mirimler, ıvır zıvır amatör branşlara verdiği para 4 yılda 4 milyon 800 bin euro. Bu adamı da yönetime almadı. Kim o? Barış Köktürk. 7 milyon euro verecekti. Bu arada çok konuşuluyordu evet. 7 milyon euro verecekti. Tek amacı Fenerbahçe'ye hizmet, plan geliştirmek. Yatırım ortaklığı kurmak, inşaatları yapılması için hızlıca çabalamak. Saadettin Saran'ın da en büyük kozu oydu. Şahı oydu. İyi de burada bu da pazarlık konusu olamaz ki. Ali Koç günün sonunda hayır, başkan olarak, aday olarak. Barış Göktürk bunu pazarlık etmiyor. Aman aman. Barış Göktürk'ün pazarlık yok. Saadettin Saran'ın pazarlığı var. Saadettin Saran eyvallah başkan. Ömür boyu unutmayacaksın beni. Eyvallah sağ olasın. Çekiliyorum dedikten sonra da söylediği laf. Bir tane en azından iki tane en azından bir tane yönetimini al dediği senin için yararlı olur dediği isim ve sözü alıp sonrasında da gel seni yedek yönetici bile değil sportif AŞ'ye yazalım deyince de olmuyor. Şimdi söz yerde kalıyor. Fenerbahçe Başkanı'nın sözü yerde kalmaz. Kalmamalı. Bir söz verdi mi uygularsın. Listeleri nasıl buldun? Benim gördüğüm kadarıyla Ali Koç'un listesi daha çok beğenildi. Ben kulüplere hizmet etmek için temsil noktasında çabalayan her bir bireyi başımın üzerine tac ederim. Nedenini sana söyleyeyim mi? Çünkü bu kulüplerin mali yapıları hakikaten facia durumda. Biri 17 milyar, biri 20 milyar, biri 13 milyar. Trabzonspor'un 8 milyar, 10 milyar borcu var. Trabzon'un geliri ne ki mesela? Tabii. Şimdi bu kulüpleri, mesela Ertuğrul Doğan orada Trabzon'da çok elinden, cebinden, işinden, gücünden ama bir taraftan da destekle yapıyor ama neticede veriyor çatır çatır. Gücü, ya kendi aile birikimini veriyor. Ali Koç kendi aile birikimini veriyor. Aziz Yıldırım zamanında verdi, arkadaşları verdi. İşte Dursun Başkan verdi, aldı, tekrar verdi. Bunlar, bu insanlara saygı duymak lazım. Ya da bu kulüpler gelecekte satılacak kardeşim.
patronlar, başkanlar olacak mis gibi en rahatı. Medya mensupları olarak da biz de sen bunu aldın, bunu verdin, stat yaptın, yapamadın, onu yaptın. Transfer yanlış oldu. 50 tane hoca değiştirdin. Eleştirisini yapmaktansa sahaya çıkan oyuncu takımının ne yaptığını anlatır. Ona göre bakarız. Ona göre şekillendiririz. Ama bence yine öyle olmaz da. Ama yine bak, öyle olmaz da. İki tane yönetici, çünkü çoğunluk hissesi her zaman spor kulübünün derneklerinde peki, olacağı için öyle kolay değil. Sen listeyi daha çok beğendin. Ben daha liste, Ali Koç'un listesi yönetimi daha güçlü bulundu. Genel kanat. Şimdi bu genel kanı. Çoğu ismini tanımam mesela. Katılıyorum mesela sana. Mesela o genç Cenk Bey miydi Ali Koç'un Cenk listesinde? Cenk Öztanık. İlk burada sen söyledin. Tabii tabii, hepsini söyledik zaten canım. Cenk Öztanık, Oflu Osman'ın torunu. Neticede çok büyük şirketlerin sahibinin damadı. İnşa işleri de var. Otelcilik, motelcilik. Genç, cevval, istiyor. Acun Ilıcalı geldi. Acun Ilıcalı, dünya futbolunu tanıyan, herkese ulaşabilen, medya ile iletişimde çıktığı zaman, mesela bir basın toplantısına çıktığında, bir maç sonrasında oyunu hızlıca okuyup hızlıca aktarabilecek, yaşanan sürece dahil. Ama oyuna ikna gücü var. Tabii. Bir var. Ama bu taraftan da Aziz Bey ve yönetimi FETÖ'cü yöneticiler ve aynı zamanda da Adnan Oktar'cı yöneticiler diye dosya çıkartmaya hazırlanıyor mesela hafta içinde. Önümüzdeki hafta bizim yayınlandığı zaman belki de göreceğiz bunları. Şimdi ama bunlar ama işe bel altına girecek. Ali Koç tarafı da diyecek ki Nihat Özdemir'in oğlu, biliyorsun o hikayeyi. Tabii. Metin İdil, 15 Temmuz. Ama bizim bir söyleyeyim. Sokakta bir kanun vardır. Babanın yaptığını oğul bağlamaz. Tamam da anladın şunu mı? Söyleyeceğim. Mutlaka da konu şu. Metin İdil 15 Temmuz darbe girişiminin 2 numarası olarak yargılandı. Cezaevinde kaldı. Sonra yanılmıyorsam tahliye oldu ya da devam ediyor olabilir. Metin İdil ya da İdil, Nihat Özdemir'in kayınbiraderi. Evet. Yani Nihat Özdemir'in çocuklarının da dayısı. Evet. Biliyorsun Nihat Özdemir'in oğlu ve kızı Metin İdil'i işte kaçarken yardım yataklık gerekçesiyle gözaltına aldılar, sonra bırakıldılar. Ya ama Hamdi Atı. Şimdi tamam işte. Burada Fenerbahçe mi kazanacak, kim kazanacak? Anladın mı? Bazı federasyondaki gücü yenmek, Galatasaray'ın kurduğu gücü yenmek, medyadaki algıyı çökertmek, sosyal medyadaki savaşı Norveçler yok etmek için bir mücadele gerekiyorsa bu mücadele iki başkan arasında, adayın arasında olmaması lazım. Gönül ne istiyor? İkisi de çıksınlar, bir yönetim kurulu kursunlar, bir başkan seçsinler, en kralıyla yapsınlar. Fenerbahçe'yi eski düzlüğüne çıkarsınlar. Fenerbahçeliler bunu istiyor bir kısmı. Ben olduğum sürece şampiyon yapamazlar meselesini nasıl anlayacak? Bir tespitti diyor. Nasıl anlayacak? Aynen. Nasıl anlayacak? Bunu kendi arkadaşlar arasında konuşursunuz. Ama orada televizyonda canlı yayında söylenmez. Tercih meselesi. Ama ben o noktada tespit dedi ve meseleyi anlattı. Açıkçası ben ikna oldum. Çünkü önemli konulardan tespit. Bir kendisiydi. Tespit meselesine abi, ikna oldum. Hani gerçekçi bir şey, şunu söyleyebilirsin. Görmüyor musunuz? Alsaydı senin sorunu cevaplasaydı, deseydi ki bak görmüyor musun Aydın Cingöz? Bak kardeşim, Beyin Sports vermiyor. Aha A Spor vermiyor. Aha TRT vermiyor. Hı. Benim size dediğim bu. Bu güç beni şampiyon yapmıyor dese eyvallah. Ben de sonuna kadar mücadele edeyim Aydın Cingöz. Al yumuşat, vur voleye bakayım. Bilmiyorum, belki o sırada başkan çok yorulmuştu. Olur, insanın zihni yorulur bazen. Hadi yorgun ama zihni bu kadar zaman bazen. Dilim içerisinde bu mutlaka denk gelmesi lazım ve bunu çakması lazım. O gücü kim yönetiyor, yönlendiriyorsa, Trabzon merkezi mi? Hükümet mi? Hükümetin haberi olmadan, Sayın Cumhurbaşkanı haberi olmadan alttan iş çeviren bireyler mi? Bak bana talimat versinler diye ben bulayım bunu mesela. Ben bulamıyorum. Bak ben bulamıyorum. Bu gücün hangi bir isim olduğunu ben bulamıyorum. Federasyonda Galatasaray konusunda Yusuf Günay'ı bulduk. Çıt aldık. Trabzon'da Mete Kalkavan, Yalçın Oran'ı çat yakaladık, bulduk, söyledik. Bunlardan davalık da olduk. Ama ben buldum, söyledim. Tak, baylok, çift baylok. Tık buldum, koydum. Gibi düşün. Hop, kundura fabrikasında Urfa'da, burada evimde Erenköy'de otururken Urfa'daki toplantıyı aldım. Malzemeyi de çok güzel yedi bizim medyamızın, anladın mı, muhteber arkadaşları. Hiç koymadı. Sansürsüz futbol, Feridun, Aydın demediler mesela. Demezler. Onlar çok izleniyor. Çünkü, çok izleniyor o yüzden. Tabii. Onlar neyse, ne biliyor musun? Onlar ne biliyor musun? Virüs. Bir girerler vücuda. Ya hemen o vücuttan kurtarmak lazım. Onu dert etmemek lazım. O yüzden bunlara diyecek, müptezel diyecek, yürüyecek, gidecekler. Anladın mı? Merak. Peki. Hikayeler bunlar. Ergin Ataman almak istiyorum abi. Fatih Terim Galatasaray'da yıllarca çalıştı. Başarıları var. Mesela bakıyorum abi, Fatih Terim'le Fenerbahçe taraftar hiç böyle karşı karşıya gelmedi. Yani, hayır. Şöyle Fatih bir. Hoca bireyleri denk. Bak çok akıllı adamdır Fatih Terim. Hiçbir zaman Fenerbahçe Spor Kulübü'nü hedef almaz. Taraftarını hedef almaz. Bireyleri, yöneticileri hedef alır.
Tamam mı? Yeri geldi Ali Koç'la ateşledi. Aziz Yıldırım'la silahlar çekildi. Peppermoon da ağzına silah dayandı falan filan. O zamanlar ne anlatıyorsun? Anladın mı yani? Bireylerle yaşar sorun. Kulüplerle yaşamaz. Çünkü o adamlar bilirler. Kulüpler her zaman insanların malı değil. Onlar var olmuş yüz küsür yıllık kulüpler ve o kulüplerin içinde o çınarların her bir yaprağının damarında, her bir kılcal toprağın altındaki tohumunda, şeyinde, kökünde bir can vardır. Şimdi Ergen Ataman'a sorsak diyecek ki, ama haklıyım kardeşim diyecek. Ne haklı be kardeşim? Onu söyleyecek. Bugün dünyanın her teknik adamına küfür ediliyor, hakaret ediyor. Küfür de edilmedi orada. Sen dört adım atacaksın, dönerli kapıdan geçeceksin, gideceksin. Tiyatrocusun. Sen seviyorsun bu işleri. Ama bir tanesi bir gün bir yerleştirecek, buna kendine gelemeyecek. Onu istiyor. Deme öyle. Yani demeyeyim onu. Deme. Ama bu kabul edilir de Aydın. Hakikaten kabul yani edilir ateşi, de. Ateşi ya kardeşim, lazım. Sen sana ateşe körle gidiyor. Ya gelmiş adamlar orada ne diyor ya? Ne diyor kardeşim? Dopingçi bilmem ne diyor. Evrak var. Kardeşim dopingçi çıktı. Çıkmadı mı? Yargılanmadılar mı? Çıktı. Söylüyorlar. Ne var bunda yani? Aman çok balındın yani. Ne oldu? Dört adım otobüsünden. Madem bu kadar hassasın, seni görmelerini istemiyorlar. Otobüsü indir, arka kapısından gir. Onu da bıraktım. Dört adım ya, dört adım. Senin ayağın uzunluğuyla iki adım belki de. Atacaksın, dönecek, geçeceksin. Küfür yok, ailene bir şey yok, ona yok, buna yok. Ayıp ya. Bu kadar insanları geriyorsun. Ya bu ülkede yaşayan acayip çoluk çocuk insanlar var abi. Ateşi düşürmek lazım abi. Ya bu gerginlik nedir ya? Sen başarılı ol kardeşim, eyvallah. Ama kardeşim sen Yunan takımının başındasın. Sen burada Türk takımı gelmiş. Bir kafana bir dört adım at git kardeşim. Peki. Nedir yani? Şimdi son olarak radara yine Ecmel Başkan'ı alacağım. Dursun Özbek hikayesinden biliyorsun. Dursun Özbek çıktı. Ki Ali Koç'la biri yanıt ver dedi ki yani bir şey oldu da öyle olmadı dedi. Ya Ali Koç'un Sayın Başkan dediği Erden Timur'u ya öveceğim hiç aklıma gelmezdi. Bak işte bu. Bak çok uzun değil, kısa ve çat. Ne oldu? Ya orada söylerken Dursun Başkan atıyorsun bari mesnetli at ya. Ya yalanın canlı yayında çıkmayacağını, peki, yalancının mumunun yastığa kadar yandığını bizim atalarımız söylemiş. Ya orada gözünün içine baka baka çocuk da diyor ki ya Erden Timur öldüğü başkanım falan diyor. Ya bırak adamı yakma bari ya. Şimdi adamı niye nefret kimle yapıyorsun ya? Ecmel Başkan da şunu diyor. Orada olanı yanlış bir şekilde kimse söylemeyecek. Orada olanı herkes çıkıp doğrusunu anlatacak. Ali Koç Erdem Bey'e bir şeyler söyledi. Yani kendisinden ilgileneceğini söyledi. Dursun abi sen ne diyorsun otur yerine aşağı diye bir şey duymadım. Ama Ali Koç'un söylediğini söylüyor Sayın Başkanım. Sayın Ali Koç'un söylediğini doğru diyor. Ecmel Başkan diyor ki. Tabii. Ali Koç dedi seninle özel ilgileneceğim dedi diyor. O dedi diyor ama. Ama arkasından Dursun Başkan böyle bir şey söylemedi diyor. Çünkü ama benzer bir şey söyledi filan. Yani seninle ilgileneceğim dedi. Sonradan kalkıp da Dursun Başkan sen otur yerine falan. Ya o ne ayıp ya. Ya yani. Ya tamam Dursun Başkan zaten yanağını okşattı. Onu yaşadı, bunu yaşadı. Adamın umurunda değil ki. Yeniden seçildi. Hayırlı olsun bu arada tamam. Dursun Özbey'le hayırlı tekrar. Hayırlı olsun ama başkanı derhal Galatasaray ehali menfaatleri ve geleceği için çok önde tutmamak lazım. Başkan otursun başkanlığını yapsın. Öyle mi diyorsun? Ya yazık futbola da zarar veriyor. Kulübüne de zarar veriyor. Ailesine de zarar veriyor. Yazık. Ne gerek var? Hani çat doğru olanı biteni söylüyor. Ya bir beklentisi yok ki Ecmel Başkan'ın birinden ondan bundan. Ama ya günün sonunda abi şöyle. Ama işte hani bu kadar ne acıdır ki. Abi bu kadar gerginlikte bence Dursun Özbey'in o olayı anlatma şekli. Tabii ne acıdır Ali ki insanların. Ali Koç'un meseleyi göğsünde yumuşatıp böyle esprili anlatması. Neyse bırak. Ecmel şimdi, Bey'in olayı anlatır. Ya işte bak. Güzel oldu yani onu söylüyorum. Kamuoyu şuna karar verecek. Yani kulübünün menfaati için yalan söylemeyi bile göze alma mı doğru? Yoksa doğruları söylemek mi? Yoksa kamu nezdinde insanlar bu doğrular çıkar bir gün ben rezil olurum mu? Gibi. Şimdi biraz evvel anlattım. Bir meslek büyüğümüz geçen gün söyledi. Para pul mevzusunda söyledikleriyle ilgili olan konular bile yani. Hem ben yazdım hem ben söyledim. Bende evrak var. Saadettin Saran ve yöneticilerinin incelemesinden çıkan oraya gelen hatta kapıdan da alınmıyordu adamlar. Ben biliyorum 3 kişi. Denetleme firması. Sen o lafı Ali Koç diyorsun, Saadettin Saran'a söyledi. Neyi? O para meselesini. 83 milyon dolar. Ay bana söyledi ya.
Ali Koç, Saadettin Serdar'a bunu söylüyor o zaman. Aziz Yıldırım kullanmasına müsaade etmem meselesini. Ha tabii canım. Ha. Yani Ali Koç'un söylediği, anlattık ya yayında. 83 evet, milyon dolarlık bir rakamı söylüyorlar. Bu verdiğim parayı ben almayacağım diyor zaten Ali Koç. Almayacağım. Ama diyor Aziz Yıldırım aday olur seçilirse, o gün seçilme aday olma fikri de yoktu en başlarda. Ali Bey'in aday olma fikri de yoktu. Saadettin Saran'ın aday olma fikri vardı. Ali Bey daha karar vermemişti. Tamam. Anladın mı? Eski hikaye. Ama ben mümkün yani kıldırmam bunu diyen. Ya Saadettin Saran çalışmaya başladı. Tamam. Kulübün kapıları açıldığı günden yani 5-6 aylık mevzular bunların hepsi Anladım. İçinde. Yani sonra Ali Bey karar verdikten sonra iş bitti. Peki. Haftaya... Yani mümkün kılmam kullanmasına. Kelimesi bila adamlarsa resmi olarak yüz yüze görüşürken oradaki insanların söylediği rakam. Rakam da 83 milyon dolar. Ben salak mıyım 83 milyon doları? Nereden uyduracağım Peki, yani? Gün sonunda Ali Koç mümkün dedi ki bu kulübün bana borcu alacağım yoktur yok, dedi. Dedi nokta. Üçüncü koy. Kez kayıt altına alınmış oldu. Doğru. Üçüncü kez. Evet. Haftaya Radare. Radare ne lik oldu be.